Ordu Büyükşehir'e göre üvey evlat muamelesi görüyor. Görme... Neden öyle düşünüyorsun? Ama görmesek çünkü üye için bir şey yapılıyor. Paralar büyük şey. Hep büyükler yiyor. Türkiye zaten üvey evlat olmuş. Ünye değil yani. Hani ne var? Büyükşehir olduğundan sonra ne yapıldı ünye? Hangi istikamet sağlandı? Abi doğru söylüyor, doğru. Büyükşehir oldu da ne yaptı Büyükşehir bize? Masa başında oturuyor. O doğru var. Masa başında oturmayacak. Gelecek Ünye'de, cuma günleri halkın gözünün önünde ne ihtiyaçlarınız var? Vatandaşlarım soracak. Su faturasını yapalım. Ordu merkezde oturmayacak. Belediye Büyükşehir Başkanı. Gelecek halkın derdini dinleyecek. Köyleri gidecek pazarlarına, halkı dinleyecek. Yani oy zamanı geliyorlar şehire, toplantı yapıyorlar, oy istiyorlar. Nasıl oy vereceksin şimdi bu adama? Gelsinler, Ünye'nin şehir işlerini görsünler, yollarını. Hani Ünye'de çalışma var mı, yok mu? Halkın derdini dinlesinler. Pazar gitmiş Bayramca Irmak tarafına. Millet birbirinin içerisinde, halk bütün o tarafa gidiyor. Olmuşlar geçmiyor. Vatandaş ne yapacak? Eski pazar yerini istiyorlar. Yani en azından şehrin merkezinde olsun. Arka taraflarda olmasın. Hani Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı'na Ünye'ye gelsin derdimizi dinlesin. Bu kadar söylemek istediklerim. Burada Ünye öz evlat konumunda mı, üvey evlat konumunda Üvey. Üvey evlat konumunda. Ünye'de bizim bakanımız olmadığından dolayı ordu. Cumhurbaşkanımıza saygımız var. Cumhurbaşkanımıza diyeceğimiz yok. Ha, diyemeyiz. Ha, yine de oyum Cumhurbaşkanı'nın. Kim alırsa alsın Cumhurbaşkanı'na. Çalışırım her zaman da. Canımı da veririm Tayyip Erdoğan için. Ama Büyükşehir Belediye Başkanı sıfır. Hani sıfır sıfır. Onun değişmesi lazım. Hani Ünye'mize gelince de Ünye'de de belediye başkanımızdan memnun musun? De, iki sene oldu. Tanımıyorum. Tanımıyorum. Bunu açık konuşursak. Ama AKP'nin belediye başkanı oy veriyoruz. Ha, ben de teşekkür ederim. Ünye'nin belediye başkanı tanımıyorum abi. Tanımı değil. Yetkisi yok. Yetkisi olsa da. Aha, buraya şu parkeyi döşemeye yetkisi yok. Saygılar sunarım. Bunu da iletin canlı yayında, ben de dinleyeyim bunu. Tamam mı ablacığım? Her cuma toplu yerlerde böyle konuşalım. Hani sesimizi duysunlar yani. Yani söyleyecek bir şey yok. Üvey evlat. Başka daha ne diyeyim ben? Anlayan anlasın yani.